Herkese merhabalar. Doğru Grafikleri konumuzla beraberiz. Bugün sizinle beraber burada da gördüğümüz gibi aslında gerçek yaşam durumlarıyla bağlantılı denklemleri çözeceğiz ve bunu yaparken doğru grafiklerini kullanacağız. Mesela burada gördüğünüz gibi zürafa suyu ne zaman bitirir sorusu var. Şimdi normalde depomuzda 300 litre su varmış. Bu zürafa birinci saat içtikten sonra su içmiş bayağı bir. 300'den 280'e düşmüş. Sonra ikinci saat sonra yani 2 saat sonra 260'a düşmüş. Yani bu arkadaş her saatte 20 litre su tüketiyormuş. İşte biz bunu anlayacağız, yorumlayacağız ve bu suyun aslında ne kadar sürede biteceğini bulacağız. Dolayısıyla bu konuyu net bir şekilde anlayacağız. Grafiklerini hemen göstereceğim ama önce size şunu hatırlatmak istiyorum. İlk tekrar programımız başlıyor arkadaşlar. Tüm hızıyla 24 Ocak'ta muhteşem bir program bizi bekliyor ve gerçekten ara tatilde biz bu programla LGS 1. dönemin tüm konularını tekrar edeceğiz. Ve bunun içinde ne yaptık? Tabii ki Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına bir program dağıttık. LGS tekrar programı. Bu hem videolu hem de aynı zamanda ödevli ve nasıl çalışmamız gerektiğini nitelikli ve temel tekrar programlarıyla bize gösteren bir program. Böyle çek koparlı, bunu odamıza asıp böyle tiklerimizle ilerleyebiliriz ve tiklerimizle ilerleyerek bu konuyu halledebiliriz diyoruz. Peki LGS tekrar programını ne yapacağız? Peki ödevimizle beraber yapacağız. Onu da ilk tekrar setimizden vereceğiz. Yani LGS ilk tekrar setimizde toplamda 3 tane kitabımız olacak. Burada Yeni Nesil Türkçe Matematik ana denemeleri ve ilk tekrar LGS kitabımız. Yani bunların üçü de 1. dönem konularındaki bütün eksiklerimizi kapatacak kitaplar ve dolayısıyla 1. döneme eksiksiz bir elveda diyeceğiz ve 2. döneme başlayacağız diyoruz. Dolayısıyla şimdiden buna hazırlıklı olun arkadaşlar. LGS ilk tekrar programıyla muhteşem sonuçlar bizi bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi buradaki problemimize dönecek olursak hemen bakalım. Bir kere ilk başta 300 litre su vardı. O zaman başlangıçta 300 litre su vardı. Sonra bir saat sonra birinci saatte 280 kaldı. Sonrasında ne kadar kaldı? 260. Üçüncü saatte ne olur? 240 olur. Ne zaman biter diye bize soruyor. İşte biz buradan 20-20 azaldığını keşfedeceğiz ve sonrasında hatta bunun grafiğini de göstereceğiz. Bak 300 sonra 280 birinci saatte. İkinci saatte artık 260 oldu ve bunları birleştirdiğimiz zaman bir grafik oluyor ya ve bu doğru grafiğinin ne olduğunu bulacağız. Yani bunların her birisi bak şu nokta, şu nokta, şu nokta bu doğru grafiğinin hangi bir denklemle çözülebileceğini hesapladığımız zaman artık bu iş tamamlanmış olacak. Hadi bakalım şimdi konumuzun detaylarına başlayalım. Doğrusal ilişkilerle bir başlangıç yapalım. Bir kere Tonguç'um, doğrusal ilişki hayatımızın birçok yerinde olan bir şey. Dolayısıyla gerçek yaşam durumları sormaya çalışıyorlar yeni müfredatta biliyorsun. Yeni MEP örnek sorularında da, aynen yeni MEP örnek sorularında, yeni sınav sisteminde de hep ne yapmaya çalışıyorlar? İnsanları gerçek yaşam durumlarına, güncel yaşam problemlerine çekmeye çalışıyorlar. İşte doğrusal ilişkiler de hayatımızın çoğu alanında olduğu için doğru orantı, ters orantı gibi kavramlar hayatımızın çoğu alanında olduğu için doğrusal ilişkilerle soru gelmeme ihtimali yok diyebilirim sana. Yani %101 belki 2 belki de 3 tane gelecek, abartmıyorum. Çünkü çok bağlantılı bir konu diyoruz. Şimdi bir kere olayı anlamaya çalışalım. Bir saatte 8 metreküp su akıtan sabit debili bir musluk. Debi ne demek bir kere bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse ama okumaya devam edelim. Bir havuzu doldurmaktadır. O zaman şöyle düşünelim. Bebeği boş ver. Bir musluk bir havuzu dolduruyor. Tamam mı evladım? Evet hocam. Bir saatte de 8 metreküp su akıtıyormuş. Bunu da öğrendik. Başlangıçta havuzda 10 metreküp su olduğuna göre zamanla havuza ne kadar su biriktiğini inceleyelim demiş. Tabii soruda böyle karar vermeyecek ama sen şimdi bir incelemeye başlayalım bakalım. Bir kere saatimiz başlangıçsa yani sıfırsa diyelim. Hani başlangıçta yani saatimiz sıfırken. Havuzdaki su miktarı ne kadarmış Tonguç evladım benim sence? 10. Süper zekisin, adam da zaten burada söylemiş ve bunu yazdım. Şimdi biz ilk başta bu tür sorularda, doğrusal ilişkiler sorularında ilk başta bir tablo yaparız Tonguç'um. Tabloyu yaptıktan sonra bu tabloyla alakalı da bir grafik çalışmamız olur. Tabi sınavda bize bunların ya bunu ya bunu verir ya ikisini verir. İkisinin karşılaştırması var falan filan. Ama sonuçta biz bir tablomuzu oluşturalım. 1 saatte 8 metreküp akıtırsa, saatimiz 1 olduğunda, yani 1. saatte havuzumuz içinde ne kadar su olur sence Tonguç Erdoğan? 18. Süper zekisin, zaten 10 vardı. 8 metreküpte ekleniyor musluk sayesinde, musluğunlukta 18 oldu. Peki 2. saatte ne kadar? Bayağı zor bir soru senin için Tonguç gerçekten de. 18, 8 daha. Evet. 26. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin. Peki bir tane daha abartıyorum sana. 3. saatte 34. Olur. İnanılmaz zekisin. Yani her seferinde 8 ekleniyor. Çünkü bu musluğumuz 8 akıtıyordu değil mi evladım? Bu kadar, evet, basit işte. Şimdi 4. saatte ne olur Tonguç evladım sence? 42. Evet, mükemmel. O zaman böyle böyle gider. Yani. Şimdi gel senle beraber bunun grafiğini çizmeye var mısın? Hemen başlayalım. Şimdi Tonguç'um bir kere hemen grafiğimizi de şöyle diyelim ki ya kardeşim başlangıç burası 0. Sonra 1. saat. Sonra 2. saat. Sonra 3. saat. Sonra 4. saat diye buraya saatleri yapıştırdım. Çünkü burası yatay yer, genellikle %90 hep saat olur, zaman olur, bilmem ne olur falan filan. Havuzdaki miktarda nereden başlıyordu Tonguç Evren Bey'im? 10'la başlıyordu. 18, 26, 30 falan. O zaman şuraya 10 diyelim Tonguç'um. 10, ondan sonra buraya 18 diyorum, sonra buraya 26 diyorum, sonra buraya 34 diyorum, sonra buraya 40 diyorum, yerleştirdim. Ben yerleştirdim. Normalde sınavı sana veririm, merak etme. Peki sonra diyorum ki ya kardeşim bu adam en başta nereden başlıyor Tonguç evladım benim? 10'dan başlıyor değil mi? O zaman bir kere 0'ken, yani zaman 0'ken, başlangıçken bu adam 10'da. Zaman 1 olduğunda 18'e geleceğine göre şöyle bir şey yapıyorum Tonguç'um. Zaman 1 olduğunda 18. kata çıkıyor. Yani burası. Koordinat sistemindeki nokta gösterme gibi aslında. Zaman 2 olduğunda çat 26'ya geliyor. Yani burası. Zaman 3 olduğunda çat 34'e geliyor. Yani burası. Zaman 4 olduğunda Tonguç evladım benim 42'ye geliyor, yani burası. O zaman noktaları teker teker buldum bak. Şuradaki nokta bu ilk noktamız burası. Zaman 1 ikenki noktamız burası. Zaman 2 ikenki noktamız burası. Zaman 3 ikenki noktamız burası. Zaman 4 ikenki noktamız burası. Sonra diyorum kardeşim ben o kadar zekiysem bu noktaları birleştiririm ve bir çizgi haline getiririm. Bak 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 bak. İşte bu çizgi böyle devam eder gider. İşte ben bunun grafiğini çizmiş oldum. Tonguç sana çok önemli bir şey vereceğim. Hani şimdi çok popüler kavramlar var. PISA diyorlar. Bir de TIMS diye bir sınav sistemi var. Duydun mu Tonguç evladım bunları? Duydum hocam. PISA, TIMS dediğimiz şey, Milli Eğitim Bakanlığı bizim Türkiye'mizin skorunu bunlarda arttırmak istiyor. Ve PISA, TIMS sınavları da işte Amerika'daki sistemlere yakın sınavlar. Bu Amerika'daki sistemlerde ise en önemli kavram ne biliyor musun? İşte şu grafikleri oluşturup çizip yorumlayabilmek. O yüzden bizim için doğrusal ilişkiler konusunun yanına 3 tane yıldızı çakmak istiyorum. Sınavda %1000 trilyon bir sürü soru gelecek kısımdır diyorum. İşte bu grafiği anladıysan gerçekten artık konuyu tamamladın demektir. Geldik şimdi doğrusal denklemlere. İşte bu grafikleri çizdikten, tabloları oluşturduktan sonra bir de doğrusal denklemler yazarız. Ve bu denklemleri yazarken biz genellikle y ve x kullanırız. İşte bu y ve x'i oluştururken de bir denklem kurarız. Bu denklem ne demek Tonguç'um? Eşittir olan her şeye biz denklem diyoruz. Bu denklemi de içinde bilinmeyenler olabiliyor. Bu bilinmeyenlerden birincisi y, ikincisi x. Diğerleri ise bilinenler. Yani burada başka bir sayı olur, burada başka bir sayı. İşte biz doğrusal bir denklem için yazacağımız formülü sana söylüyorum. Y eşittir değişim miktarı, yani artış veya azalış da diyebilirsin buraya. Buraya eksiden bir not ekliyorum. Artış veya azalış da diyebiliriz. Çarpı x artı başlangıçtaki, yani ilk miktarı diyebilirsin Tonguç'um. Mesela Tonguç şöyle bir tablo verdi bize. Bu tabloda x0 iken y4, x1 iken y9, x2 iken y14, x3 iken y19 şeklinde ilerleyen bir grafik var. Bak bu birer birer artıyor. Bu kaçar kaçar artıyor. Burada 5 artmış, artı 5. Burada 5 artmış, burada 5 artmış şeklinde düzgün bir artış var. İşte bu doğru grafiği. Şimdi bunu seninle beraber çizmeye çalışalım. Bunu çizersek mesela x0, x1, x2, x3 iken, şimdi x0 iken y'nin 4 olduğunu söylemiş. 4, ondan sonra 9, sonra 14, sonra 19 şeklinde. x0 iken y4. Yani şu nokta. Bak şu noktayı aldım, yazdım. x1 iken y9. x1 iken 9. kata çıkıyorum. Yani buraya geldim. Hop. x2 iken y14. Hop 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 buraya geldim. x3 iken y19. x3 iken hop 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 buraya geldim. Sonra ne yapıyordum Tonguç Evlen Bey? Bunların hepsini birleştiriyorum. Al işte artan bir grafik. Doğrusal denklem. Aynen, bu artış grafiği, bak artış grafiği. Yani doğru orantılı bir şekilde değişiyor. Burada Tonguç'um bunun denklemini yaz derse bana, y eşittir. Değişim miktarı nedir Tonguç Evlen? Y'nin değişim miktarını söyle. Kaçar? 15. Çıkıyor? Hayır 5'er. Dangoz evladım benim. Hayır, 15 hepsinde küçük ama 5'er değişiyor. O zaman 5 çarpı değişim miktarı çarpı x artı başlangıçta ne kadar Tonguç Evlen benim sence? 4. Süper. Başlangıçta 4 olduğunu vermiş. 5x artı 4. Yani y eşittir 5x artı 4 bizim doğrusal denklemimizdir diyoruz. Peki geldik Tonguç'um doğrusal denklem grafiklerini anlatmaya. Orijinden geçen doğrularda birkaç tane çeşit var. Bir orijinden geçen doğrular var. Bir eksenlere paralel doğrular var. Bir de eksenleri kesen doğrular olarak 3'e ayırıyoruz. Şimdi orijinden geçen doğrular dediğimiz şey de, bir kere biz bir doğru grafiği çizmek istiyorsak yapacağımız çok basit bir yöntem var Tonguç'um. Bu basit yöntem şu: x'e ve y'ye değerler vermek. X'e mesela ilk başta 0 vereceksin. X'e 0 verdik. Hop. X'e 0 verirsem hemen yazıyorum, bak tekrar yazıyorum. 3 çarpı x yerine artık 0 yazıyorum. 0. Çünkü artık görünmez bir çarpı vardır aslında. 3x'te görünmez bir çarpı vardır. 3 çarpı x. 3 çarpı 0 eksi y eşittir 0 diyorum. Kardeşim 3 çarpı 0 0. 0 eksi y eşittir 0 ise y eşittir 0 çıkar. O zaman y 0 çıktı. Şimdi farklı bir renkle bu sefer x'e 1 veriyorum Tonguç'um. Şimdi x'e 1 veriyorum. 3 çarpı x'e 1 verdim. Eksi y eşittir 0. 3 eksi y eşittir 0. Y eşittir. Buradan 3 çıkar. 3'ten 3 çıkarsan 0 çıkar. O zaman y'de 3 çıktı. Bak Tonguç Evlen Bey, karşımıza 2 tane nokta geldi. 0'a 0 yani 0,0 noktası. Yani bu aslında bizim bildiğimiz orijin değil mi evladım benim? Evet hocam. İşte bir de Tonguç burada 1'e 3 noktası. Yani x'i 1 y'si 3 olan bir nokta. 0'a 0 noktası zaten burası. X'i 1 y'si 1 2 3. 3 olan nokta da aslında şudur Tonguç evladım benim. İşte bunları birleştirdiğim zaman al işte sana doğrusal grafiği çizmiş oldum. Bu doğruyu çizmiş oldum. Bu doğrunun adı neymiş? 3x eksi y eşittir 0 doğrusuymuş deyip doğrumuzu grafiksel olarak çizmiş olduk diyoruz. Orijinden geçen doğrular bu şekilde çizilebiliyor. Yani bir tablo yapıyorsun, tabloyla çat diye çözebiliyorsun. Bir de Tonguç'um eksenlere paralel doğrular. Bunlarda da sadece x veya sadece y var. Yani deminki gibi x ve y bir arada değil bu denklemde. Mesela şu denklemi çözmeye çalışalım. Y eşittir 3. Ya kardeşim y eşittir 3 ne ki? Bak y'si 1, y'si 2, y'si 3. Yani aslında şu noktayla bağlantılı bir şey çizmem gerekiyor. Bu noktadan geçen bir doğru çizersem ben aslında y eşittir 3 doğrusunu çizmiş oldum. Al işte bak sana y eşittir 3 doğrusunu çizmiş oldum Tonguç'um. Peki y eşittir 3 doğrusunu çizdim. Y eşittir 3'ten geçen bir doğru çizdim. Bak bu doğru neye paralel Tonguç'um? X'e paralel bir doğrudur. Y eşittir bilmem ne doğrusu. Bir de Tonguç'um 2x eşittir eksi 4 var. Hadi burada gel seninle sadeleştirelim. Bölü 2 yapalım. X eşittir kaç çıkar? Çat çut. X eşittir eksi 2 çıkar. X eşittir eksi 2'yi çizmem gerekiyor. X eksi 2 nerededir Allah aşkına? Eksi 1 eksi 2. O zaman bu noktadan geçen bir doğru çizmeliyim. İşte bunu çizerken de diyorum ki kardeşim, x eşittir eksi 2'den geçen doğru al senle bu şekilde çizmiş oldum. X eşittir eksi 2 doğrusu ve bu doğru neye paraleldir Tonguç evladım benim? Tabii ki y eksenine paraleldir diyorum. Bu da doğru şeylere, eksenlere paralel olan şeylerde ya x vardır sadece ya da y vardır diyoruz. Geldik bir de eksenleri kesen doğrular. İşte burası zaten en önemlisi. Eksenleri kesen doğruları genellikle sorarlar sınavlarda. Eksenleri kesen doğrularda da yöntem basit. Şöyle bir metot var. Ameno. Ameno. Toriyame. Banane. Evet, sanane. Evet. Bir tane ameno çiziyoruz. Yani hocam ameno çarpılmayalım. Dediğimiz, hayır böyle hani Hristiyanlıkta böyle haç işareti var. Hocam çarpılmayalım. Ama evladım bu sadece bizim aklımızda tutabilmek için uyduğumuz bir yöntem. Hiç merak etme, çarpılmayız. Biz hala Müslümanız. Şimdi bu haççı çizdikten sonra buraya x buraya y yazdım mı? Buraya x buraya yazdıktan sonra diyorum ki kardeşim ben x'e 1 0 vereyim. Bir de y'ye 0 vereyim diyorum. Bak şöyle çapraz dolduruyorum bunu. Çapraz doldurduktan sonra diyorum ki kardeşim o zaman x'e 0 verelim. Hadi bakalım gel. Senle beraber x'e 0 verelim. Bu arada arada çarpı var. Arada çarpı var. 2 çarpı x yerine 0 verdim. Artı 4y eşittir 8 diyorum. 2 çarpı 0 zaten 0. 4y eşittir 8'den her iki tarafı 4'e böldüğü zaman y eşittir 2 çıktı. Hop burasının 2 olduğunu buldum. Ha. Şimdi bir de y'ye 0 verelim. Şimdi y'ye 0 verme... Evet y'ye 0 verelim. Y'ye 0 vermeyi de farklı bir renkle yapalım. Hemen geldim. Bak 2x artı 4 çarpı 0. Y'ye 0 verdim. Eşittir 8 diyorum. Zaten bu yok oldu. 2x eşittir 8 diyorum. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 4 çıktı mı? X eşittir 4 çıktı. Ha. Bak şimdi artık 2 tane nokta karşımıza çıktı. 0'a 2 noktası... 0,2 noktası. Bir de 4'e 0 noktası. 4,0 noktası. İşte bu noktaları göstermem gerekiyor Tonguç'um. Seninle beraber hemen göstereyim. 0'a 2 noktası. X'i 0, Y'si 2. 1 ikinci katta. Hop 2. Bu noktayı bu noktayı karaladım. X'i 4, 1, 2, 3, 4, 4. Y'si 0. Tamam o zaman bu katta. O zaman şimdi bu ikisini birleştirirsem eğer ben bu doğruların hop çatarank diye aslında ne doğrusunu buldum ben? 2x artı 4y eşittir 8 doğrusunu mükemmel bir şekilde çizmiş oldum. Ve hatta birazcık daha abartayım mı seninle? Hadi yeni tarz sorulara bir giriş yapalım seninle. Yeni nesil kazık sorular. Şuranın alanı nedir diye bir soru soracak bize. Şurası aslında bir üçgen değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Sınavda bize bu doğruların eksenlerle yaptığı üçgensel bölgenin alanını hesaplayınız diyecek. Adam diyecek ki o zaman ben üçgen. O zaman burası diktir. Burası dik olur çünkü eksenler birbirine diktir. Neydi üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Üçgenin alanı. Bunu zaten bize verir sınavda. Üçgenin alanını verir. Hani der ki üçgenin alanı eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2. Hani bize ezber istemiyoruz diyorlar ya. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir der. Sonra bunu nerede kullanacağım? Ne alakası var diyeceksin. İşte bunu çizdiğin zaman zaten gözüküyor ortalıkta. Taban şuradan 0'dan 4'e kadar 4'tür. Yükseklik 0'dan 2'ye kadar 2'dir. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 bunun alanıdır tarzında daha ekstra zor sorulara girebiliriz. Geldik bir tane de zor soru yapıp artık bu işi kapatalım diyorum. Ama ondan sonra birkaç tane daha soru var tabii ki. A2,9 noktası bu doğrusunun üzerinde olduğuna göre arkadaşlar bu eskiden öğrendiğimiz bir kazanımdı desem yalan olmaz. Şimdi bak bir noktayı gösterirken buraya x buraya y deriz değil mi Tonguç'um? Yani bir noktayı yazarken x virgül y diye yazılır. Burası o zaman x eşittir 2'dir. Yani x eşittir 2'dir. Y eşittir 9'dur bu şeye göre. Kombinasyona göre. Dolayısıyla ya burada da x ve y var. O zaman yerine koyayım ya. Çok basit. Hani burada normalde eksi 3 çarpı x var ya. A çarpı y var ya. Görünmez bir çarpı var. Hemen bunu aynen yazıyorum. Bak bunu aynen yazıyorum. Eksi 3 çarpı x'i böyle kesik kesik yazıyorum senin için. Artı a çarpı y'yi de böyle kesik kesik yazıyorum. Eşittir 12. Aynısını yazdın mı Tonguç Evren Bey'im? Evet hocam. Şimdi aynısını yazdıktan sonra diyorum ki ya x 2'dir, y 9'dur. O zaman x'in yerine 2 yazayım, y'nin yerine 9 yazayım. Bak eksi 3 çarpı 2 eksi 6 etti. Artı a çarpı 9 9a etti. Eşittir 12 çıktı. 6'yı karşıya eksi 6'yı karşıya artı 6 diye geçer. 9a eşittir 12 artı 6'dan 9a eşittir 18 çıkar Tonguç'um. Her iki tarafı 9'a böldüğüm zaman a eşittir 2 buldum bile işte bu kadar sorumuz cevabıdır diyoruz. Geldik doğruların arasında kalan bölgenin alanını yuh yani yok artık LeBron James. Bir kere içinde sadece y varsa bu nedir Tonguç Evren Bey'im? Bu eksenlere paralel bir doğrudur. Hemen bunu sadeleştirelim. Y eşittir 2 çıkar. Çat y eşittir 2 doğrusu var. Y eşittir eksi 3 doğrusu var. 2x artı 4 eşittir. Yani ne gerek var? Bu 4'ü karşıya at. 2x eşittir eksi 4 eder. Her iki tarafı 2'ye böl. Tonguç Evren Bey'im. Çatıran x eşittir eksi 2 doğrusu da çıktı. Bak yine bu da eksenlere paralel bir doğru. Burada eksi 1'i karşıya at. X eşittir artı 1 çıktı. O zaman bu 4 doğruyu çizmem gerekiyor. Hemen koordinat sistemimizi yapıştıralım sana Tonguç Evren Bey. Koordinat sistemimizi yapıştırdık. Buraya x diyorum. Buraya y diyorum. Çatıran diye yapıştırdıktan sonra şimdi y eşittir 2. Y eşittir 1, 2. Hop. Y eşittir eksi 3. Şimdi y eşittir 2 doğrusunu bir çizelim bakalım seninle. Hop. Y eşittir 2 doğrusu. Şimdi y eşittir eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Hop. O zaman y eşittir eksi 3 doğrusunu çizelim seninle Tonguç Evren Bey'im. Hop. Y eşittir eksi 3 doğrusu. X eşittir eksi 2. Hemen şöyle yapalım. 1, 2, 2. Pardon. Eksi 1, eksi 2. Eksi 2 de olacaktı. Özür dilerim. Eksi 2 de olacak. Hop hop. X eşittir eksi 2. Bir de x eşittir 1 doğrusu var. X eşittir 1 de zaten burasıdır. O zaman hop şöyle çizdim Tonguç'um. X eşittir 1 doğrusu. Hepsini çizdim. Şimdi diyor ki adam bize, arasında kalan bölge, yani şurası, bu 4 tane doğrunun arasında kalan bölge burası. Bu nedir Tonguç evladım benim sence? Bu şekil neye benziyor? Bu kare, dikdörtgen. Dikdörtgene benziyor. Harikasın. O zaman dikdörtgende uzun kenar çarpı kısa kenar yapmam gerekiyor. Yani şurasıyla şurasını çarpmam gerekiyor. Ya kardeşim, şu mesafe ne kadardır? Bak, eksi 2 ile 1 arasındaki mesafeyle aynıdır. Eksi 2 ile 1, burası 2, burası 1 birim olduğu için toplam 3 birimdir. Bu da ikinci katla eksi üçüncü kat arasındaki mesafe kadardır. Yani burası 2, burası 3 olduğu için toplam 5 birimdir. O zaman dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenar, yani 3 çarpı 5'ten 15 çıkar diyorum. Cevabımıza 15 şeklinde bulmuş olduk. Geldik gerçekten de işte sınav sorusuna. Yani sınav tarzı soru dersek, hani buraya model soru yazmış ama sınav tarzı... Günlük yaşam soru, köylü yaşamı. Aynen, sınav tarzı soru diyoruz. Bir kasabadaki 703 kişilik bir köyün nüfusu her yıl 50 kişi artmaktadır demiş. Tamam, eyvallah. 1800 kişilik başka bir köyün nüfusu ise her yıl 60 kişi azalmaktadır demiş. Ha bak, azalmakta, diğeri ise artmakta. Bir tanesi 700'den başlıyor, bir tanesi 1000'e. Tamam, eyvallah. Buna göre kaç yıl sonra bu iki köyün nüfusları birbirine eşit olur? Bir kere biz bunu neyle çözeriz Tonguç'um? Doğrusal denklemlerle çözeriz. Doğrusal denklemlerde ana formülüyle y eşittir değişim çarpı x artı başlangıçtı. Öyle değil mi evladım? Evet hocam. O zaman şu formülü kullanmaya çalışacağız. Şimdi birinci köy diyelim. Birinci köy diyelim. Bir de ikinci köy diyelim. Birinci köydeki y eşittir. Değişim ne kadardır? Değişim burada her yıl 50 artmakta. 50 çarpı x artı 700 başlangıçta değil mi evladım? Ama bak, ikinci köyde ise y eşittir nüfus dediğimiz şey 60 kişi azalmakta. O zaman 60 çarpı x yazacağım Tonguç evladım. Evet hocam. Hayır, azalmakta olduğundan dolayı eksi 60 çarpı x diyeceğim. Çünkü azalıyor her seferinde. 60 azaldığı için başına eksi koymak zorundayım. Artı başlangıçta ne kadardı? 1800'dü değil mi Tonguç evladım? O zaman diyorum ki ya kardeşim, bu köyün nüfusları ne zaman birbirine eşit olur diyor. İşte bu zaten nüfus, bu da nüfus. Birbirine eşit olduğu şey de bunların birbirine eşit olduğu yer. Yani hemen beraber seninle yazıyoruz. 50x artı 700 eşittir eksi 60x artı 1800. Azaldığı için eksi yazıyorum. Unutma Tonguç'um. Hemen eksi 60'ı karşı tarafa atarsam 50x artı 60x eşittir. 700 ile karşılarsam 1800 eksi 700 derim. 110 x eşittir 1100 çıktı Tonguç'um. Her iki tarafı 110'a böldüğüm zaman, hop, evet, her iki tarafı 110'a böldüğüm zaman bunlar götürdü. X eşittir 10 çıktı Tonguç. Yani 10 sene sonra aslında bunların nüfusları birbirine eşit olacak. O zaman ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Hadi bakalım, yorumlara yolla, bekliyorum öyle. Tamamdır hocam.